işte. Hadi o zaman geçelim mi ilişki testine? Geçelim. Çalıştınız mı? Bence çalıştık. Hadi bakalım. Yani inşallah. Ara istersen tamam, Furkan Bey'i müsait mi sor ve bana ver. Arayayım. Sizce altını alacaklar mı hanımlar? Bence alırlar ya. İnanıyorum. Çok alırlar mı? Evliler. Sence? Yeni evliler alacaklarına inanıyorum. Sen ne diyorsun? Bence yani ben de tam tersi yeni evli oldukları için biraz karıştırabilirler diye düşünüyorum. Karıştırılmıyorlardır bence. Yeni evliler çünkü. Peki. Gerçi biz 6 yıllık evliydik biz bilemedik ama. Vardı. Bakalım kim kazanacak. O da açmıyor aslanım. Çalışıyor ya. Kalp im çilek. Ne işlemiş? Aşkım merhaba ne yapıyorsun? İyiyim bebeğim çalışıyorum sen. Biz de işte Aslı Hanım'la oturuyoruz. Şu an Aslı Hanım'a vereceğim. İlişki testi var. Tamam verebilirsin. Tamam veriyorum. Furkan Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim Aslı Hanım. Siz nasılsınız? İyisiniz ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hazırsanız soruları soracağız. Önce eşinizi ardından size. Beklemeye alıyorum sizi. Tamam. Kim daha meraklı? Sen mi yoksa Furkan mı? Bence ben. Bence de sen. Hadi bakalım. Furkan Bey, siz mi daha meraklısınız yoksa Kübra mı daha meraklıdır? Ben daha meraklıyım. Aa, olmadı. Aşkım sen mi ben mi? Ben hani sürekli soruyorum ya sana bir şeyler cevabını sürekli alana kadar. Ya, sen niye bu kadar meraklısın falan. Ya. İlk sorudan patladınız aşk olsun enişte ya. Dur bakalım dur belki. hiç bir alkış alalım bir moral alkışı. Harun aşkım bak görüyorsun değil mi kimse senin gibi bütün soruları bilemiyor ilk sorudan tırt. dur. Ay. Dur. yok sesi kapalı dur tamam korkma. Korktum. Yok Harun'u da anmadan edemiyor gelin hanım. Peki Kübra'cığım sen eşinden en son ne almasını istedin? Kahve makinesi. Yani şu şey. Espresso var ya. Espresso makine. Evet, aynen. Peki, Furkan Bey. Evet. Kübra sizden en son ne almanızı istedi? Bana şunu alır mısın hayatım dedi ve siz aldınız. Aldı mı? Almadı. Ha, tamam. Dur. Almamışsınız. İstemiş kız. Ne istedi en son sizden? En son benden ne istedi? Aşkım iyi düşün. Yani bence iyi düşün. Fritöz. Hani sen kaydetmiştin ya. Ah neyse devam ediyorum. Ay 2'de 2 gittiniz ya. Başta böyle oluyor. Peki bu evden çok sıkıldım dedin. Evi değiştirmek istiyorum dedin. Eşin bunu kabul eder mi? Tamam okey değiştirelim evi der mi? Oy efkarlandım. Bilmiyor biz onu duyuyoruz. Dur Furkan'cığım. Yani o da çok sevmiyor şöyle biraz giriş kat olduğu için vesaire. Yani o da yani, değiştirir. Değiştirir. Peki. Şimdi Furkan Bey. Evet. Bu evden Kübra çok sıkıldım dedi. Evi değiştirmek istiyorum dedi. Bunu kabul eder misin? Ederim. Bravo. Sonu 3. soruda bitirdim. 3'te evet. İlk kim seni seviyorum dedi. Aslında ben. Ama o çok uzun bir şey yazmıştı. O uzun mesajına kısaca da seni seviyorum yazdım. O kadar uzun. Aslında onu... O uzun mesajında seni seviyorum yazdı mı peki? Hayır ama o kadar güzel şeyler yazıyordu ki ben de direkt hani o... O güzel sözlerin arkasından seni seviyorum dedin. Evet öyle söyledim. Dur bakalım o belki sana yazdığı uzun şeyi seni seviyorum manasına getirmiş olabilir. O zaman bu durumda aslanım kim demiş oluyor? Ben dedim diyor ya. Ben dedim. O zaman sen söyle. Ama açıklama yapıyor. Anladım. Ben dedim ama diyor mesajın ardından dedim diyor. Yoksa anladım. O güzel şeyler yazdı tamam. diyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Açıklamam için. Teşekkür ederim. Tercümen için. Aydınlatıyor kısmı evet. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi Furkan Bey soruyorum. İlk seni seviyorum'u kim söyledi? Ben söyledim. Ben sana ne dedim? Bak tiyo verdi bu ablan. Evet. Ama nasıl sana tiyo verdi. Adam sayfalarca yazmış. Adam sayfalarca yazmış. Bunun anlamı nedir? Seni seviyorum yazmış yani. İşte. Şimdi bak sen ona yazmışsın ya güzel. Uzun uzun. Evet. O da bunun karşılığında seni seviyorum yazmış sana. Hatırladın mı o günü? Ay bununla ilgili tartışma da çıktı. Hatta ilk sen söylüyordun falan demişti bana hatta. Doğru bildiğin için yanlış söyledin. Hayır ben hiç söylemedim sen söyledin demiştim. Kendi tatlattın. Ay çok tatlısınız. Tamam hadi bakalım. Ay ne diyeceğimi şaşırdım çocuğa mahcup olduk.
Gül Gül Anca Gül sen seni ya gibi seni ki bu. Ya bittim ya saldım ben şu an. Şimdi senin ani bir işin çıktı. Evden bir yere gitmen gerekti. Eşin yemeği geldi aç adam. Eşin yemeği dışarıdan mı söyler yoksa evde ne var ne yok onu mu atıştırır? Kesinlikle evde kendi şey yapar yer. Şimdi Furkan Bey eve geldiniz açsınız. Eşiniz evde değil ani bir iş çıkmış gitmiş. Siz yemeği dışarıdan mı söylersiniz yoksa evde bir şeyler mi hazırlar yersiniz? Ne yaparsınız? Ben kendim hazırlar, kendim yerim. Bravo, bravo, bravo. Vallahi ne güzel, maharetli. Bir yalıda mı yaşamak isterdin yoksa sakin bir orman evinde mi? Eşin buna ne cevap verir? Sanki bir yalı bence tipi var yalı sende. Der bana. Bana yalı der. Bence de. Hadi bakalım. Şey Furkan Bey mümkün olsaydı sizce Kübra bir yalıda mı yaşamak isterdi yoksa sakin bir orman evinde mi? Eşim genelde öyle gözü yükseklerde olan bir insan değil. Ama sizce eşin neye layık? Bence yalıya layık. Bravo! Ben bu doğru cevap yalı olarak kabul etmek istiyorum. Zaten şu yani anladınız yeterince. Zaten kopya verdiğince gittik Aslı Hanım. Efendim canım. Kopya verdiniz sanki öyle hissettim. Evet verdim zaten. Zaten. Aslı Hanım yine altını çıkarıyor. Evet duygusal bir bağ var aramda onunla. Hadi devam edeyim ben. Tut elinde bakalım ne yapacaksan onu. Eşin senin yemeğini mi yoksa annesinin yemeğini mi daha çok beğenir? Benim. Hadi bakalım buna ne cevap vereceğiz? Biraz şey riskli bu. Evet ben riskli çok merak yok. Ettim şu an evet. Ben de çok merak kendi ettim. Kendi yemeğimi diyebilir Aslı Hanım. Kendi de yemek yapıyormuş ya. Ben kendim. Dur bakalım. Evet Furkan Bey hanımınızın yemeğini mi yoksa annenizin yemeğini mi tercih edersiniz en çok? Hangisinin yemeğini eşim. Beğenirsiniz? Bildi. Oh, bravo. Benimle böyle oluyor. Bildi vallahi bildi. Vallahi çok şanslısın. Güzel cevap verdi. Kim daha detaycıdır? Eşim. Furkan Bey, siz mi yoksa Kübra mı daha detaycı? Ben daha detaycıyım bence. Bravo. Allah'ım olmayan adını şivet. Amin. Düşü gözü kaldı kesin. Hangisinin kaldı söyleyin. Şöyle bir ıslat da öyle yapıştır. Kıyamam ana. Şöyle. Gören diyecek beşi bir yerde böyle. İşte geleceği bir çeyrek yani. Ha, şimdi bir birleşiyor yani. Beşi bir yerde oluyor işte canım. Bak ilk önce siz onu bile alamanız. Bak ben beşinin birincisini aldım. Kübra sen de şöyle hayran salla. Yalnız üzgünüz. Maşallah. Evet, canım evet, benim de mesleğim evet, altın evet. Bileziğim. Aha. Peki, ben hanımına veriyorum. Furkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Artık sen konuş. Sevgili eşim, akşama görüşürüz. Gelirken eve gelmedi. Kahve makinesi. Gelirken kuyumcuya uğra lütfen, tamam mı? Bir de kahve makinesi de. Bir de kahve makinesi. Aradan çıksın. Bir de bilmiyorum artık sen biliyorsun. Kahve makinesi benim istediğim bir makine. Senin istediğin bir şey. Aa tamam. Neyse kapatıyorum. Kahvesini seven benim. Kahve makinesini. Aşkım hadi görüşürüz. Daha fazla batırma demek istiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz hayat. Ay canım ya. Çok şeker. Bir kere makineyi, kahve makinesini isteyen ben de biliyorum. Evet. Hatta kırmızı diye not almıştı telefonuna. Neyse hayat. Peki. Sağlık olsun. 4 yanlış yapmış olabiliriz ama ben eşimi tanıyorum ve çok seviyorum. Aşkta kazanmışsınız. Aynen siz canım benim. Maşallahınız var. Evet şimdi hazırsanız puanlamaya geçelim istiyorum ben. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Ay vallahi değilsiniz. Yok ben hazırım. Hazır ve nazır bekliyorum. O zaman hazır mısınız? Hazırız. Puanlamadayız.